Merhaba, hoş geldiniz. Bu hafta Evren Bolgun'un Paradigma programının yine birlikte yapıyoruz Evren Bey'e, malum sebeplerden dolayı. Evren Bey, merhaba. Merhabalar Simit Bey. Paradigma programında her hafta zevkle izliyoruz. Ben de alıştım ama bırakmayı düşünmüyorum COVID geçti de. Hadi bakalım, ama yani konuşacak da konu her zaman buluyoruz. Yine bayağı zengin içerik. Evet. Bakalım zaman nasıl geçecek? Aynı, kısa tutmaya çalışıyorum. O yüzden hemen başlayalım. Üç tane esas ana başlığımız var. Commerce Bank'ın raporu çok ses getirdi. Bugün döviz piyasalarındaki hareketleri birleşince raporun daha da anlamları arttı. Ondan sonra hızlıca herkesin çok konuştuğu son dönemin en popüler konusuna değineceğiz. 128 milyar dolar tartışması, Merkez Bankası rezervleri. Son olarak da borsadan yabancı çıkışı konuştuktan sonra da ufak bir de gündem sürprizimiz var. Esasında sürprizde herkesin konuştuğu bu kripto para borsasının esasında dolandırıcılık faaliyetini konuşacağız. Hemen başlayalım Evren Bey ilk konumuzla. Commerce Bank bir rapor yayınladı ve dedi ki 3. çeyrekte en manşet şeysi buydu, çıktısı raporun. 3. çeyrekte dolar TL 10 liraya görebilir dedi. Ne dersiniz? Bugünkü döviz hareketleri birleştirince insanlar daha da çok konuşmaya başladı bu konuyu. Yani şimdi tabii yani dün yayınlandı dediğiniz gibi rapor güncel bir şey sonuçta da ya bu kurumlar hepsi aslında yani sadece Commerce nezdinde değil de yani Goldman Sachs, Merrill Lynch ya da işte Barclays vesaire hatırlarsanız 19 Mart öncesindeki periyotta ve özellikle Şubat sonu Mart başı diyeyim yani Kasım'daki görev değişikliği sonrasında Berat Albayrak'ın istifası sonrasında piyasadaki işte bu daha öngörülebilir hareketlerin Naci Bey döneminde hızlıca birçok hata da düzeltildi biliyorsunuz 2020'de yapılan özellikle Merkez Bankası tarafından. Dolayısıyla hani o bir güven de geldi ve hatta son raporlar bu yıl için yine yani çok yakın bir buçuk ay önceki raporlar çok da eski değil. Dolar TL kurunu 7 liranın altında 6,5 liralarda 6 lira 50 kuruş. Hatta bir şeyde şirkette 6 lira 20 kuruşu bile gördüğümü hatırlıyorum. Şimdi dolayısıyla hani dinle falsız kalma derler ya halk tabiriyle. Raporları izle, oku, raporsuz kalma diyeyim ben de hani sana. O yüzden yani şimdi tabii ki yani öngörülerine bakmak lazım ama benim hani bilgisayarındaki bu rapor dosyalarının yer aldığı tarihte o kadar çok tutmayan raporlar da var ki bir taraftan. O yüzden hani önemli olan buradaki varsayımları değerlendirmek. Şimdi bence yani tutarlılığı değerlendirmek. Adamlar diyor ki dediğiniz gibi dolar TL kurunda Haziran sonu yani çok da bir şey kalmadı. Şurada Nisan ayı da tamamlanıyor. 2 ay sonrasında 9 lirayı beklediklerini söylüyor ki dolar TL tabii son bir haftadır epey yine hareketlendi. Bugün 8 lira 40 kuruşa doğru da yaklaştı yani 8 lira 37 kuruşu falan gördü aşağı yukarı. Oradan biraz bir 10 kuruş aşağı geri geldi ama yani 8 lira 30 dediğimiz kuruşta aşağı yukarı bir hafta 10 gün içerisinde gene 25 kuruş falan artış oldu. 30 kuruşa yakın 8 liraya yaklaşmıştık çünkü. Dolayısıyla şimdi yine kritik yere yerler kritik dediğim aslında hep daha önce sizle konuştum 8.45 yani 8.50'nin hemen altı. Çünkü o seviye zaten kırılacak olursa bence bir sonraki nokta Commerce'ın Haziran ayında söylediği hedef seviye olur 9 lira. Fakat devam ediyor yani Commerce dolar TL trendi açısından Eylül ayında 9,5 lirayı Aralık ayında da 10 lirayı telaffuz ediyor. Ama ondan sonraki yıl mesela 2022'de ne olduysa hiç kur artışı yapmamış sabit yani. Bütün bir yıl boyunca 10 lira. Yani şimdi burada açıkçası yani bu yazan arkadaş isim de yok gördüğüm kadarıyla ama altına bak yok var galiba. Yazan arkadaş var Tata Goz FX ve gelişmekte olan piyasalar analisti Tata ama şey değil herhalde Alman değil ismi itibariyle. Yani işte, tanımıyorum yani raporları ben çok okuduğum için yani bu ismi şimdi hafızamda hatırlayamadım ama yani bu sene için bu kadar kötümser bir tahmin yapmasının arkasındaki temel gerekçe nedir dersen bence faiz indirimi. Yani
en son Merkez Bankası Başkanı değişikliği sonrasında, Merkez Bankası değişimi sonrasında büyük ihtimalle Commerzbank bekliyor ki yani 6 Mayıs'ta olmasa bile Haziran'da kesin diyorum banko yani faiz indirimi başlayacak Merkez Bankası'ndan. Dolayısıyla yani bizim eski bildiğimiz ezber yani son yıllardaki faizi hızlıca düşürelim. Hatta mümkünse önden yüklemeli düşürelim. Kredilendirmeyi sağlayalım. Ekonomik canlanmayı toparlayalım bir an önce. Yani kur ne olursa olsun. Yani öyle bir son iki yılı özetle dersen bana 2018'den bu yana böyle bir görüntü var. Zaten raporun da enflasyon tahmini de yapılıyor. Onlar da oldukça yüksek. 2021 sonunda %20.9, 2022'de %21.5 enflasyon tahmini var. Herhalde işte tam da dediğin senaryo yani faiz düşecek, döviz yükselecek, bu da enflasyon tetikleyecek değil mi? Ana senaryo bu herhalde. Aynen öyle yani bas senaryo aynen dediğiniz gibi bu şekilde yani büyümeyi önceliklendirelim, kredilendirmeyi sürdürelim. Dolayısıyla kur nereye giderse gitsin tabii o bir yerde bir ucu açık bir konu ama en azından kuru çok fazla şey yapmayalım, düşünmeyelim. O zaman enflasyonu da dediğiniz gibi yani %21 aşağı yukarı 20.9 yazmış işte. Açıkçası çok tabii yüksek. Hükümet biliyorsun epeyce aşağıda bekliyor. Tekhanenin biraz şeyi üstü yüksek seviyesi ama yani sonuçta bence ya bas senaryon bu mudur dersen açıkçası benim bas senaryom tabii şimdi ben de bu 19 Mart'tan sonra kötümserlik yönünde biraz daha ilerledim ama yani yıl başında mesela ben büyümeyi %4'ler civarında 4-4,5 gibi falan yüzde enflasyon tarafında da %11,5 gibi bir yerlerde bekliyordum. Ocak'ta yani bu senenin başında. Kuru da 8 lira 10 kuruş, 8 lira 20 kuruş arası yani 7.43'ten başlayan dolar TL'nin enflasyondan daha fazla bir değer artışına uğramaması yani %9 gibi bir artışla hatta enflasyonun 1-2 puan da altında kalabilme durumu olur diye düşünüyordum. Çünkü Naci Ağbal dönemi böyle ilerliyordu. Şimdi tabii bu bozuldu. Dolayısıyla ama Commerzbank kadar kötümser misin? 10 liraya gider mi diye düşünüyor musun dersen hani şu anda değil ama yani o kadar da büyük hatalar yapılıyor ki ekonomide. Biliyorsunuz hani muhtemelen rezerv konusunu da konuşuruz o arada. Yani bu hafta bence bu 19 Mart 2 Nisan arasındaki görülen yabancı çıkışının borsadan ve tahvilden bir 10-12 milyar dolar civarı çıkış. Geçen hafta yani kastettiğim tam olarak aslında 5 Nisan sonrasını söylüyorum. Azalmaya başlamıştı oldukça. Yani çıkış hamlelerindeki tutarlar da çok düşük oldu. Bir sönümlenme vardı. Bir durulma vardı. Bence bu hafta yine hareket var. Dikkat ederseniz yani son bir haftada 10 yıllık tahvil faizleri aşağı yukarı 100 bas puan yukarı gitti 10 yıllık tahvil Türk lirası yani cinsi. Şu anda %18.46 civarında geçiyor. %18.5'a yaklaştı. Yani bu bir hafta öncesinde 17.50'lerdeydi. Yani peki 13... tam da bu nokta bu üçüncü konu ikinci konu yapalım. Borsadan yabancı çıkışını. Neden bu çıkış hızlandı? Ve işte 24 Nisan'daki malum her seneki gerginlik Amerika, Türkiye, Biden bu sefer işte sözde Ermeni yasasını onaylayacak demesi bir faktör olabilir. Dün işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rezerv tartışmasında açıklamaları harcadıysak harcadık işte neye harcandığını söyledi ve rezerv tartışması sürekli esasında gündemde. Bunu gösterenler var. Siz buradaki ana sebebi ne olduğunu düşünüyorsunuz? Borsadan yabancı çıkışı, borsadan yabancı çıkışı. Yani 24 Semih Bey şimdi açıkçası 24 Nisan tabii yani sembolik bir hadise haline geldi. Bunu hem dünyadaki soykırımı kabul eden ülkeler de başta olmak üzere ülkelerin birbirleriyle olan aralarındaki ilişkilerde ve diplomasi nezaketsizliklerinde falan kullanılan bir argüman. Dolayısıyla bunun bu kadar piyasa etkisi falan kısa vadede bence yorumluyor olmak 100 yıllık hadise üzerinde çok mantıklı gelmiyor. Biden da kınayabilir, soykırım diyebilir. Yani zaten Biden'la Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafında iletişim de bildiğim kadarıyla yüz yüze zaten yok da sözlü telefon diplomasi de yürümedi hala. Dolayısıyla orada benim tahminim yabancı çıkışın arkası sizin az önce söylediğiniz son iki haftadır da alevlenen Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezerv operasyonu
Merkez Bankası'ndaki döviz rezervinin yetersizliği konusu. Yani burada eksi 50 milyar dolar falan swaplar hariç şeyin olmuş olması, döviz rezervinin eksisi de olmuş olması. Bence buna hani şeyin Cumhurbaşkanı açıklamaları da yabancı yatırımcıları biraz ürkütmüş olabilir. Şeyden sonrasında dediğiniz gibi mesela Mayıs'taki görüntüden itibaren faiz indiriminin fiyatlanacağına doğru görüntü sanki altısındaki toplantıyla daha da bir kesinlik kazanacak bence. Dolayısıyla yabancı burada yine Türkiye'yi ben terk ettiğini düşünüyorum tahvilden başlayarak. Bence borsada da var bu arada. Yani borsada bu haftanın genelini epey bir sıkıntılı, yani yine kritik destek yerlerine geriledik. Yani 1320-1330'ları kastediyorum. Orada yani 1300 seviyesinde kırıldığı takdirde borsa 100 endeksinde zaten bir sonraki arayacağımız destek 1210'lar, 1220'ler falan olacak. Epey düşüş olmuş oluyor aslında yılın içerisinde, hani 1589'lardan düşüşü dikkat et. Yani borsada düşüş de var. Yani borsada doğa bazında da daha da yüksek. Evet, yani demek istediğim hem borsadan çıkış hem şey, bunun yekini zaten 30 milyar dolar gibi bir rakamdaydı aşağı yukarı, yani 29 küsur. Yani bunun 23 milyar doları borsada, 7 milyar dolara yakını, 6.78 diyeyim, 7 milyar dolara yakını da tahvildeydi. Bence hem tahvilden hem borsadan çıkışı önümüzdeki hafta Perşembe günkü şeyde Merkez Bankası'nın yabancı menkul kıymet hareket raporunda göreceğiz. Peki buradan sonra işte şeye geçelim, 128 milyar zaten biraz bahsettik. Şimdi artık söylenmeyen söz neredeyse kalmadı 128 Merkez Bankası rezervi üzerinde. Herkes defalarca konuştu, yazdı. Şimdi bugün artık geldiğimiz noktada herkesin argümanları biri. Siz bu konuya artık belki sizle bir daha da konuşmayız. Yani konuşuruz gerçi, bu konu bitmez herhalde. Çünkü siyasi geçti, artık ekonomiden daha çok siyasi geçti, sürekli gündemde. Bugün gelen noktada artık işte bu işte dövizdeki yükselişe karşı da artık elimizde bir cephe. Dostum, Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekirse yine satarız dedi dolara karşı. Siz nasıl görüyorsunuz artık Merkez Bankası rezervi üzerinden tartışma nereye evrilebilir sizce? Konuşacak bir şey kaldı mı konuda? Yani siyasi olarak soruyorsan evet. Yani ben sana söyleyeyim net olarak. Siyasi olarak bu konu muhalefet tarafından 2023 normal ya da 2022 erken diyeyim. Ama bir sonraki genel seçimler öncesinde ve genel seçim propagandalarının hepsinde muhalefet tarafından kullanılacak. İktidar da bunu açıklamak şeyinde belki daha fazla adımla hareket edebilir. Yani açıklamaktan daha fazla kastettiğim şey şu. Yani burada tabii bir takım rakamlar telaffuz ediliyor ama açıklanmayan kısımlarından en azından net söylersek şöyle bir şey var. Bir kere 2019 Ocak-Mart ayı arasında başlayan bir hareketten bahsediyoruz. Yani 128 milyar doların özü, yani başlangıç niteliği 2019 Mart belediye seçimleri öncesinde dolar-tl kurunun 5 lira 50 kuruş seviyesinin altında kalmasını, çünkü dolar o zaman 5 liranın biraz üstünden başlayarak Mart seçimlerine doğru 5.30-5.40'lara doğru hareketlenmişti. Yani 5 liradan 5.50 dediğimiz %10 hareket, yani ciddi. Nominal belki bugün bir şey ifade etmiyor doları 8'in üstünde gördüğün için, ama yüzdesel baktığında 3 ay içerisinde %8, %9 falan hareketten bahsediyoruz. Dolayısıyla belediye seçimlerinin öncesinde Merkez Bankası kaynaklarını 10-12 milyar dolar civarı, 11-12 milyar falan kullandırdı Merkez Bankası satış yönünde. Sonra 5.50 geçilmedi. Arkasından da seçim yenilenince bu sefer 6 lira geçilmesin diye devam edildi operasyona. İşte 2020, yani böylece 33 milyar dolar satıldı. 2020 yılında Covid dolayısıyla dolar TL kurunu 2 ay boyunca 6.85, bu sefer de 7 lira. Yani böyle sürekli bir seviye koruma güdüsüyle Merkez Bankası'nın döviz rezervleri eritildi. Ha burada şimdi vatandaş işte şu kadar milyar dolar oldu, yabancı işte bu kadar çıktı. Çıktı yani. Senin politikana güvenmediği için çıkıyor. Yabancı niye çıkıyor, değil mi? Yani demek ki güvenmiyor politikaya. Enflasyon sebep, faiz sebep, enflasyon sonuç söylemiyle ilerleyince, faiz de aşağıya çekince enflasyonun negatif reel faiz olunca da ve güvensizlik verince çıkıyor. Neyse, neticede hadise bence bundan sonrasında hani baktığında ne olacağını söyleyeyim.
Biz bundan sonra bir 4-5 sene minimum söylüyorum. Merkez Bankası döviz rezervi toparlamasını bekleyeceğiz. Yani swaplar kanalıyla şu anda brüt döviz rezervi 90 milyar dolar civarında tutuluyor. Ama onun büyük bir kısmı swap. Senin paran değil ki. Yurt içi bankasında, yurt içi bankalardan toplamışsın. Katar'dan almışsın 15 milyar dolar. Çin'den almışsın 1 milyar dolar falan. Yani senin paran, senin dövizin değil onlar bir kez. Senin doların değil yani. Onlar Merkez Bankası'nın dışındaki kurumların. Vatandaş şu kadar DTH aldı. Vatandaş zaten 2003 yılından bu yana döviz alıyor. Yeni değil ki. Yani vatandaşın geriye dönük baktığında ben almadığı dönemleri ana trendde görmüyorum. Ana hep alıyor. Yani onun hepsine baktık sonuçta. Bu kadar döviz alımı yaptığında Merkez Bankası'nın döviz rezervi niye erimedi? Yıllarca yani. Değil mi? Yani şimdi yani, ya, bu, dolayısıyla burada bir şey var. Oluşturulan bir yanlışlık var. Kur seviyesi kontrol etmeye çalışıldı. Faiz kontrol edilmeye çalışıldı. Ben çok iyi hatırlıyorum 2019 yılında Türkiye'de mevduat faizleri enflasyon altında tutuldu. Bak 2018 yılında enflasyon TÜFE'de %25'lere vardığında Türkiye'de mevduat faizleri %20'lerin üstüne çıkmasın diye Türkiye'de hazinelerin başındaki insanlara kamu otoritesi faiz dikte etti. Yani yükseltmesinler diye büyük bankalardan başladı. Bunlar hepsi gerçekleşti. Yani piyasada bütün çalışanlar bilir bunları. Yani yeni bir şey söylemiyorum. Dolayısıyla bundan sonrasında açıkçası bence kur tarafında Merkez Bankası'nın döviz yetersizliğine dair oluşan argüman epey alevlendi siyaset konu edildiği için. Ama kritik yerlerdeyiz. Yani hatayı ne yapmamamız gerekiyor? En yapılacak hatayı az önce siz söylediniz. Yani faizi yine enflasyonun iniş hızından ve iniş hareketi başlamadan önce faizi indirmeye başlarsak yanlış yapacağız. Emel Bey, evet, dediğiniz gibi konu çok uzayacak. Zaten konuşacağız her programda. Normalde süremizin sonuna geldik ama bir başarı hikayesinden bahsedelim en sonunda kısaca. Merkez Bankası dolara gitmemiş gördüğümüz kadarıyla. Vatandaşın da dolara gitmiş. Faruk Fatih Özer kripto para piyasasında büyük bir esasın vurguna neden oldu veya vurgunu başardı denmez de işte kötülüğüne ne yaptıysa vurgun yaptı. Ve yurt dışına, Tayland'a kaçtı. Şimdi kripto para piyasası da çok gündemde. Hem işte kripto paranın çok değerlenmesi, Bitcoin başta olmak üzere çok konuşuluyordu. En son Merkez Bankası'nın bu konuda çıkarttığı bir yönetmelikle tartışıldı. Ödeme aracı kabul etmesini engellemişti. Sonra da bu patladı. Ne diyorsunuz? Kripto para piyasası çok ateşli değil mi bizim dünyanın? Yani şimdi bu yani şimdi zaten Türkiye dördüncü sırada ama şimdi yine basın bu az önce getirdiğin argümanı herhalde bugünkü ekonomi basını için söylüyorum. Yine sabah bir görüşme yaptım çünkü bir ulusal gazeteyle. Aynı dediğin sebepten yani bugünkü dolar TL kurunun artışın arkasında bu sizin söylediğiniz kripto borsasının sahibinin borsanın batışı ve paraları alıp yurt dışına kaçmasının neticesinde kripto borsalarına Türkiye'de yatırım yapmış olan yerli yatırımcıların kripto yatırımcılarının dolara talep etmeleri mi? Bu mu? Yani şimdi bir kere yani iki şeyi birbirinden ayırmak lazım. Benim bildiğim kadarıyla yani çok teknik detaylarını bilmiyorum. Onu baştan söyleyeyim ama en azından duyduğum ve gördüğüm kadarıyla çünkü benim yatırımım yok açıkçası. O yüzden teknik detayını bilmiyorum. Kripto Türkiye'deki piyasayla ilgili. Ama işte bir takım isimler var. Hani şimdi telaffuz etmek istemiyorum. Türk borsalarına aracılık eden reklamları da çıkıyor. Buralara bu kripto paralar dolar üzerinden fiyatlanıyor hepsi. Bu hesaplar açıldığında dolarla satışı bunların yapılıyor diye biliyorum. Dolayısıyla hesaplarda dolar tutuluyor. Yani yurt dışı borsalara da bu Türkiye dışına gönderilen paralarda dolar olarak gidiyor. Yani yurt dışına TL göndermiyorsun. Çünkü eğer yurt dışında yurt içinden vatandaştan TL alıp dolarla fiyatlanan bir ürünü bu Türkiye'deki yerli şirketler aracılık yaparlarsa kur riski alırlar üzerlerine. Yani onu yapmayacakları için yapmaları bence büyük risk yani bu kadar oynaklığın olduğu bir piyasada. O yüzden aslında o yatırımlar dolar. Varlıklar da dolar. Dolayısıyla dolara niye talep olsun onu anlamıyorum açıkçası. Ben çok onunla ilintili olduğunu düşünmüyorum doğru söylemek gerekirse. Ama şey konusu
Yani bu yatırımcıların çarpılmış olması ya da dolandırılmış olması çok normal. Yani ben buna, yani yaşım el verdiği için buna 2021 versiyonu Banker Castelli diyorum. Yani Banker Castelli'yi ben 80 yılların başlarında birebir hatırlıyorum yaşım itibariyle. O zaman da faiz kazancı istiyorlardı vatandaşlar. Bankanın verdiği mevduat faizinden daha yüksek. Şimdi de hızlı bir şekilde işte 1000 lira koyup 5000 lira, 3000 lira neyse 2000 lira para kazanmak istiyor insanlar 1'e 2, 1'e 3 falan. Bu biraz da tabii şey değil mi Evren Bey? Biz Ergan Aslanoğlu da Profesör Ergan Aslanoğlu da hafta başı konuştuk. Enflasyon çok yüksek olunca işte daha önce çok yakın geçmişte Tosun Bank vardı biliyorsun, Çiftlik Bank vardı. O da bir yere gitmişti. Güney Amerika'ya gitmiş sanırım. Şimdi işte evet, bu kripto para. Şimdi enflasyon çok olduğu bir ülke tabii ki vatandaş da ister istemez yani gelirini maksimize kazanç yapmak istiyor. Gelirini maksimize etmek ve kar etmek istiyor. Onun yüzden de alternatif şeye daha mı çok yöneliyor? Mesela kripto parada dediğiniz gibi dördüncü sıradayız dünyada. İşte Çiftlik Bank örneğinde de yani biraz enflasyon yüksek olması burada yatırımın da riskini arttırıyor değil mi? İnsanlar daha çok böyle hani alternatif riski alanlara yöneliyor. Yani orada şimdi ama yani orada şöyle bir şey var. Enflasyonu yüksek, tamam. Dünyada ilk 5 sıradayız enflasyon, işte Venezuela 2-3 binlere yakın, Arjantin %50'ye yakın falan. Türkiye'de %20'ye yakın diyelim resmi enflasyonda. Ama yani kripto parada %20 enflasyon var diye sadece kripto paraya geçtiğini bence zannetmiyorum. Yani burada sistemin denetim ve otoriteden ayrı olması bir kere birincisi. Ama ikincisi çok daha küçük miktarlarla yatırım yaparak yani 100 lira, 500 lira, 1000 lira falan onları kastediyorum. Oradaki yatırımla buradaki oynaklık seviyesindeki kazanç başka enstrümanlarda yok. Yani bunu hisse senedi tarafında açıkçası son halka arzlarda görüyoruz. %100 falan, %150, 10 tavan, 15 tavan falan yapıyor. Sonra çözülüyor şey, kağıtlar. Bu yine aynı sahip. Yani aslında yani yatırımcı aynı olmayabilir ama hisse senedinin halka arzlarına son dönemde, son bir yılda giren yatırımcılar, küçük yatırımcı çünkü bunların hepsi ve önemli ölçüde 7 kat, 8 kat, 9 kat yeni şirketlerin halka arzına talep gösterip 5 ila 10 tavan, 15 tavan hisse senedinin %100'ün üstünde, daha yeni gördük en son halka arzlarda, çıkışa sebep oluyorlar. Burada da aslında kripto yatırımcıları da aynı sahikle koydukları paraları çok kısa bir sürede 2'ye 3'e katlamaya çalışıyorlar en az diyeyim size. Bence bunun arkasında yani COVID'in de etkisi var. Herkes evinde, herkes dijitalleşti, herkes bilgisayarın önünde. Bayağı macera arıyor gibi geliyor bana. Bir taraftan da gelir de sıkıntılı hale geldi. Yani insanlar artık hani 1000 lirayı 1000 lira katmak birçok insan için yani 15 gün falan idare etmek anlamına geliyor. Genç insanlar için kastediyorum. Rahatlıkla yani. O yüzden yani böyle bir macera var. Ama hayırlı uğurlu olsun. Tayland'da 10 milyon dolar bayağı yeter yani. Ucuz, 10 milyon dolar fazla. Ya. Ucuz diyorum. Ucuz bir yere gitmiş. Evet. İyi seçmiş. İyi seçmiş bence lokasyonu. Hava da güzel. Mevsim de genelde iyidir orada muhtemelen. Görmedim. Ama 10 milyon dolarla orada güzel bir malikane alır. Rahat yaşar yani. Rahat yaşar. Mutlulukla diyelim. Ama suçluların iadesi anlaşması ve kırmızı bülten konusunda da gerekli araştırma yapmıştır diye tahmin ediyorum. Yapmıştır. Bence yani veya orası şey diye belki destinasyon. Aga destinasyon. Destinasyonda belki başka geçecek. Zaten takip edeceğiz merakla. Bundan sonra magazinin daha çok konusu olacaktı aynı zamanda. Hayır, çünkü 3 milyon yatırımcı var kripto para. 3 milyon hesap var bak şeyde kripto para. Şu anda Türkiye'de sermaye piyasası hesap sayısının üstündedir. O yüzden önemli bir konu yani. Evet evet, önemli bir konu. Gerçekten tabii bakacağız, takip edeceğiz. Tekrar konuşuruz. Çok teşekkür ederiz Evren Bey. Bu arada ben teşekkür ederim. Paradigma programı hakikaten her zaman nasıl geçiyor anlamıyorum ya. Paradigma gene bitti. Haftaya inşallah daha değişik konularla yine bir arada oluruz programda. İnşallah bir hafta sonu görüşmek umuduyla. Hemen söyleyeyim, buradaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildi. Kendi yatırım tavsiyenizi de istiyorsanız kendi tutacağın danışmanlar ve banka aracılığı, finans şirketleri aracılığı yapabilirsiniz. Biz burada sadece makro genel gelişmeyi değerlendiriyoruz, yorumluyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.